Merhabalar 5. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık 2. videoyla yine birlikteyiz. Sorulara geçelim. 218 tane yolcusu olan bir otobüsün ilk durakta 45, ikinci durakta 45 yolcusu inmektedir. Buna göre otobüste kalan yolcu sayısının nasıl hesaplanacağı hangi şıkta doğru verilmiştir? Arkadaşlar iki tane durağımız var. Her durakta 45 ise 2 durakta 2 çarpı 45 yani 218'den 2 tane 45'i çıkarırsak cevabımız çıkacak. Hangi şıkta var bu? Bakıyoruz 218'den her durakta 2, 45 indiği zaman 2 45 90 218'den 90 çıkaracağız. Hangi şıkta var bu? B şıkkında. Diğer soruyla devam edelim. Verilen işlemleri kısa yoldan yapılırsa toplamı kaç? Arkadaşlar kısa yoldan çarpma nasıldı? 25'i yazıyoruz. Arkasını 2 0 yani 2500 kısa yoldan bölme neydi arkadaşlar? Sıfırlarını siliyorduk. Ne olur arkadaşlar? 8. Topladığımızda arkadaşlar 2500 ile 8'in toplamını istiyor. O halde 2508. Hangi şıkta var? B şıkkında var. Devam edelim arkadaşlar. Hemen 6'nın karesi artı 0 üzeri 5 işleminin sonucu nedir? 6'nın karesi 36, 0 üzeri 5 0'dır arkadaşlar. O halde cevabımız ne olacak? B şıkkı. Verilenlerin kaç tanesi doğrudur diyor. 8'in karesi 8 üzeri 2 diye yazılır. Doğru. 5'in küpü 145'tir yanlış. 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 5 kere 25 125'tir. O halde bu yanlış. 19'un üstü 3 sayısı 19'un küpü diye de okunur. Doğru. 2'nin küpü 3'ün karesinden büyüktür diyor. Bakalım arkadaşlar 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2 o da eşittir 8. 3'ün karesini alalım. 3'ün karesi 3 çarpı 3 9. Büyüktür diyor. Hayır küçüktür olacak. Bu da yanlış arkadaşlar. Verilenlerden kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. A ve C doğruydu. O halde iki tanesi doğru. Devam edelim. Hangisi birim kesir değildir? Arkadaşlar payı 1 bir olanlar birim kesirdi. Baktığımızda D şıkkı payı 1 olmadığı için birim kesir değil. Sayı doğrusunda ok, ok ile gösterilen kesir hangi kesirdir? Arkadaşlar sayı 1 ile 0 arasında kaça bölünmüş bir tam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölünmüş. Paydamız 7, payımız 1, 2. Yani 2 bölü 7 hangi şıkta var? A şıkkında var. Devam edelim. 4'ün karesi ile 3'ün karesi işleminin sonucu 4'ün karesi 4 çarpı 4 16 16 3'ün karesi 3 çarpı 3 9 o, o halde arkadaşlar 16 9 daha ne eder 25 o halde cevabımız D şıkkı. Eşit parçalara bölünmüş dairede boyalı kısmı ifade eden kesir aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar bakalım kesirimiz kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Kaçı boyanmış? 1, 2, 3. O halde 3 bölü 8. Hangi şıkkımızda var? D şıkkımızda var arkadaşlar. Kaça böldüğümüzü paydaya, kaçını boyadığımızı paya yazıyorduk. Devam edelim. Arkadaşlar yandaki bölme işleminde dörtgen yerine gelebilecek sayılar toplamı kaçtır? Arkadaşlar 652'yi arkadaşlar üçgene değer veririm. Üçgen eşittir. 0 verirsem yani burası 0 olursa 652'de 304 kaç defa var arkadaşlar? 2 defa var. 2 kere e, 4 8, 2 kere 0 0, 2 kere 3 6 oluyor. Yani üçgen eşittir 0 için dörtgen eşittir 2 oluyor. Üçgen eşittir 1 koyduğumda yine 1 kere 2 e, 2 olacaktır. Yine oluyor arkadaşlar. Yani üçgen eşittir 1 için. Dörtgen eşittir yine 2. Üçgen eşittir 2 için koyalım arkadaşlar. 2 koyduğumuzda 2 kere 2 4 eder. Yani 652'den küçük oldu. Arkadaşlar yine oldu. Yani yine 2 oldu. Üçgen eşittir 3 üç koyarsam arkadaşlar. 3 koyduğumda fazla olan 3, 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. 6. Fazla oldu yani 652'den 2 defa olmayacak. Kaç defa olur? 1 defa olur. Yani dörtgen eşittir 1 olur. Artık ne kadar fazla koyarsak koyarsak yine dörtgen 1 çıkacaktır. Gelebilecek sayıların toplamını istiyor arkadaşlar. 2 artı 1 eşittir 3. Yani dörtgen yerine 0 yaz yazılabilir, 1 yazılabilir, 2 yazılabilir. Ondan sonra hep gelen sayı 2 olacaktır. 2 artı 1, 3 edecektir. Cevabımız C şıkkı. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Baktığımızda paydalar eşitse payları toplayıp paya yazıyorduk. 2, 3 daha 5. Paydanın birini yazıyorduk. 5 bölü 8 cevabımız A şıkkı. Diğer soruya geçelim. Enes, Yusuf, Elif sırasıyla 3 bölü 7, 2 bölü 7, 5 bölü 7 metre uzunluğunda çubukları vardır. Bu çubuklarla basketbol sahasının uzunluğunu ölçecekler. Üç arkadaş bu çubuklarla her bir ölçüm için eşit zaman harcayacaklar. Tüm saha için daha çok zaman harcayandan daha az zaman harcayana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. En küçük en fazla zaman harcayacaktır. Çünkü çubuğu küçük olduğu için ölçmekte daha fazla ölçüm yapacaktır. Baktığımızda en küçük hangisi arkadaşlar? 2 yani Yusuf. Bakın Yusuf bu. Enes bu. Elif bu sırasıyla dediği için. En büyük hangisi arkadaşlar? Elif. Yani Elif en az zaman. Yusuf en çok zaman. Yusuf en çok zaman harcayacağı için arkadaşlar. Elif de en büyük olduğu için en az zaman harcayacaktır. Elif de en küçük. Peki bunun büyük küçük olduğunu neden anlıyoruz? Paylar eşitse paydası büyük olan büyüktür. Yani Elif en büyük, Yusuf en küçüktür. En çok Yusuf zaman harcayacaktır çubuğu küçük olduğu için. En az zamanı da Elif harcayacaktır çubuğu büyük olduğu için. Diğer soruyla devam edelim. 30 kilometre bir yolun 2 bölü 5'ini giden biri kaç kilometre yol gitmiştir? Arkadaşlar bu tip sorularda ne yapıyorduk? İlk önce birim kesir buluyorduk. Yani paydaya bölüyorduk. 30'u 5'e böldüğümüzde 6. 6 kere 5 30. Yani her bir birim 6. Kaç birim gitmiş arkadaşlar? 2. Yani 6 çarpı 2 o da eşittir. 12 gitmiş. Cevabımız A şıkkı. Bu tip sorularda paydaya bölüp payla çarpıyoruz. Devam edelim. İşleminin sonucu nedir diyor arkadaşlar. Tam sayıyla kesirli sayı çıkarırken paydayla tam sayı çarpıyorduk. 4 kere 3 12 sonra payla çıkarıyorduk. 12 eksi 2 o da eşittir. 10 arkadaşlar. 10 bölü 3 olacak. Paydayı paya yazıyorduk. 10 bölü 3. Devam edelim arkadaşlar. Çizilen şekillerin içindeki 4 kesirden biri diğerlerine denk değildir. Bu kesir şekli hangisidir? Arkadaşlar denk olabilmesi için pay ve paydanın aynı sayıyla genişletilmesi gerekiyordu. Şimdi 2'nin ve 3'ün katları olacak. Bakalım 12 3'ün katı. 12 3'ün katı, 15 3'ün katı. Bakıyoruz 2, 8, 2'nin katı, 10, 2'nin katı fakat 9, 2'nin katı değil. Yani bu bununla genişletilmiş olamaz veya bunların hiçbiri 9 ile genişletilmiş olamaz. Hangisi denk değil? Cevabımız B şıkkı. Ve arkadaşlar bunları ne yapmamız lazım? Sadeleştirmemiz lazım. Mesela şunu sadeleştirdiğimizde 4'e böldüğümüzde 2 bölü 3. Bunu yine 5'e böldüğümüzde yine 2 bölü 3 buluruz. Yani bununla aynı buluruz. Ama bunu sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 3'e böldüğümüzde 3 bölü 4 buluruz. Bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Televizyon alan Ahmet Bey'in televizyon parasının 4'te 3'ü 90 lirasını ödemiş. Buna göre televizyonun toplam fiyatı kaçtır? Arkadaşlar bu tip sorularda da ne yapıyorduk? Öncelikle veril, e, paya bölüyorduk. 90'ı 3'e böler. 9'da 3, 3 defa var. 3 kere 3, 9. Bu sıfırı buraya yapıyorduk. Yani bir, birimini buluyorduk. 30. Peki toplamı kaça çarpılmış? Kaça bölünmüş? 4'e. O halde 30 çarpı 4 o da eşittir. 120. Yani tamamı kaç liradır? 120 liradır. 4 3'ü de 90 lirasını ödemiş. Toplam fiyatını istediği için 120 liradır. 85 tam arkadaşlar hemen yazalım. 85 tam. Tamdan sonra ne atıyorduk? Virgül. Yüzde 12. Yüzde 12 ise direkt yüzde 12'yi yazıyorduk. Okunan ondalık kesim hangisi oluyor arkadaşlar? Cevabımız B şıkkı olur. Devam edelim. Kesirin 4 ile genişletirsek hangi kesir oluşur? 4 ile genişletmek neydi arkadaşlar? Pay ve paydasını 4 ile çarpmaktı. 4 kere 5 20. 4 kere 3 12. 20 bölü 12 hangi şıkta var? 5 şıkkında var. Diğer soruyla devam edelim. Hacmi 5 litre olan ve tamamıyla boş olan bir kova aşağıda kesir olarak verilen litrelerden hangisi kadar doldurulursa tam dolmaz. Arkadaşlar bileşik kesiri tam sayı ile kesirip çevirip eğer tam sayı 5'ten büyükse dolduracaktır. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6. 5'ten büyük, o halde bu doldurur. 6 tam 5 e, tamı doldurur. 25'i 5'e böldük 5. 5 litre tam doldurur. 20'yi 6'ya bölersek 3 ve e, 3 tam 18 2 bölü 6 çıktı arkadaşlar. 3 tam 5 tamı dolduramayacağı için bu dolduramaz. 32'yi 5'e bölersek arkadaşlar 5 kere 6 30. 6 tam 2 bölü 5 çıkar. Bakın 6 tam 5 tamdan büyük olduğu için doldurur. Hangisi dolduramaz? 3 tam olduğu için C şıkkındaki dolduramaz. Devam edelim. Yukarıda verilen boşluklara küçük, büyük, işit sembolleri yazılacaktır. Hangi seçenekte işaretlerin sırası doğru verilmiştir? Arkadaşlar hemen bakalım. 13'ü 2'ye böldüğümüzde 6 tam 1 bölü 2 çıkar. Demek ki 6'dan büyüktür. Hemen 27'yi 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 5 tam 2 bölü 5 çıkar. O halde 4'ten büyüktür. 65'i 13'e böldüğümüzde tam 5 çıkar arkadaşlar. 5 eşit 5'tir. 65 bölü 13 5'tir arkadaşlar. Bu da eşit olur. Hangi şıkta var bu? Küçük, büyük, eşit, 5 şıkkında var. Diğer soruyla devam edelim. Örüntüde A artı B işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle örüntüyü bulalım. Arkadaşlar kaç artmış? Artan bir örüntü. Sayılar attığına göre artan bir örüntü. 5 artmış. 5 artmış. 5 artarsa 34. Yani A'mız ne çıktı? 34. B'ye bakalım arkadaşlar. Yine artan 3 artmış. 3 artmış. 3 artacak 45. Evet. 45 ile 34'ü toplarsak arkadaşlar 5+4 daha 9, 4+3 daha 7. Kaç da, kaç çıktı arkadaşlar? 79 çıktı. Cevabımız B şıkkı. Diğer soruya geçelim. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? 0 tam 13 doğru. 0 tam %25 doğru. 1 tam e, 10'da 2. Arkadaşlar bunu buna böldüğümüzde 12/10 1 tam 2 bölü 10 çıkar. O da 1 tam 10'da 2'dir. Doğru. Buna bakalım arkadaşlar. Şu 350'yi 100'e böldüğümüzde 3 tam 50 bölü 100 çıkar. Baktığımızda burası ise tam değil. Bu 3 tam arkadaşlar 3 tam 5 bölü 100'dür. O halde hangisi eşit değil? Hangisi yanlış? D yanlış arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim kesirin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirmemiz istenmiş. Yani 87'yi 13'e bölersem arkadaşlar kaç defa var? 6 kere var. 6 kere 3 18. 18'in 8'i elde var. 1. 6 kere 1 6. 1 daha 7. Çıkardığımızda arkadaşlar 17'den 8 çıktı 9. Burada 7 kaldı. 7'den 7 çıktı 0. O halde bölüm tam kısma kalan paya bölen de paydaya yazılıyordu. 6 tam 9 bölü 13 hangi şıkta var arkadaşlar? A şıkkında var. Devam edelim. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Parantezli işlemlerde ilk önce parantezin içini yapıyorduk. Ve parantezin dışındaki üst ifadeyi yapalım. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 8 çarpı 112'den 101'i çıkarırsak arkadaşlar. 112'den 101'i çıkardığımızda 2'den 1 çıktı. 1. 1 aşağıya 0. Yani 11. 8 çarpı 11 ne yapar arkadaşlar? 88 yapar. Cevabımız A şıkkı. Verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralan aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eğer paylar eşitse paydası büyük olan küçüktü. Paydası en büyük olan bu. O halde en küçük bu olacak. Bakalım paydası en küçük olan en büyük. Bu en büyük. Bu en küçük. En küçük en başa yazılacak. En büyükte en sona en büyüğe yazılacak. Küçükten büyüğe dediği için. O halde cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.